Merhaba, hoş geldiniz sınıfımıza. Hem sizler hem de sizin ekran başındaki izleyicilerimiz. Benim ismim Tuğyan Küçüklerli. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nda yetişkin eğitimcisi olarak çalışmaktayım. Bu okuma yazma kursunda beraber olacağız. Sınıfa girmeden evvel hepinizle yaptığım sohbetlerde gördüm ki hepinizin bu yaşa kadar okuyamamasıyla ilgili farklı farklı çok da haklı hikayeleri var. Ama hiç endişe etmeyin ki burada öğreneceğiz. Çünkü okuma yazma öğrenmenin bir yaşı yok. Bunu her yaşta becerebiliriz. Yeter ki gerçekten isteyelim. Yeter ki gerçekten istediğimize yönelik çabaları da gösterelim. Bu çabalar ne? Örneğin bu derse sizlerin hep katılması, siz izleyicilerimizin de bizim her dersimizi izlemesi. Buna destek olarak isteyeceğim bazı şeyler daha var sizden. Mesela görüyorsunuz sınıfımızda herkesin bir defteri var. Evlerindeki izleyicilerimizden de birer defter, birer silgi, birer kurşun kalemleri olmasını isteyeceğim. Çünkü biz burada zaman zaman alıştırmalar yapacağız. O bizim yaptığımız alıştırmaları sizin de evde yapmanızı isteyeceğim. İnanın bu çok faydalı olacak öğrenmeniz açısından. Başka bir şey daha çok önemli, devam. Sizlerin buraya gelmesi önemli, sizlerin de sürekli seyretmesi önemli. Çünkü aslında kaçırılan bir dersin pek de telafisi mümkün olmuyor. Bunu biliyoruz. Böyle yaparsak öğreneceğiz. Her gün üstüne bir tuğlu daha koyarak okuma yazma yolunda ilerleyeceğiz. Evet, eğer ki bir sorunuz yoksa, anlamadığınız bir şey yoksa derse geçeyim diyorum. Bu arada bana arada anlamadığınız bir şey olursa sorabilirsiniz. Anlamadan geçmeyin, onu da yapalım. Evet, şimdi dersimize geçerken ben bir genel bilgi olarak size şunu söyleyebilirim ki her ders burada farklı harfler öğreneceğiz. Harf derken harf ne demek? Önce oradan başlayalım. Harf konuşurken ağzımızdan çıkan sesler. Ne yapıyoruz biz konuşurken bir takım sesler çıkartıyoruz öyle değil mi? İşte bu konuştuğumuz sesleri, kelimeleri kayıt etmek için. Ne demek kayıt etmek? Yani yazmak için kullandığımız şekillere harf diyoruz. Efendim? Harf deniyor. Aynen o şekillere harf deniyor. Şimdi bugün ilk öğreneceğimiz harf A harfi. A harfinin ben size şöyle kartlar hazırladım. Büyüğü böyle, küçüğü de böyle. A'nın büyüğü, A'nın küçüğü. Bu A harfinin sesi de A. Ben veriyorum şimdi önce. A. Aynen adı gibi. A. Hadi bir de sizden alayım hep birlikte. A. A. Evet, bu harfin adı A'ymış. Çıkarttığı ses de A'ymış. Şimdi bakalım bu harfi nasıl yazıyormuşuz? Yazmak derken bir genel bilgi ilk ders olduğu için bir genel bilgi daha vereyim. Her zaman unutmayın. Yazarken de okurken de soldan sağa doğru yaparız bu işi. Yazıyorsak da soldan sağa doğru, okuyorsak da soldan sağa doğru. Nereye yapıyoruz bu yazıyı? Defterlerimize, siz de evde defterlerinize, defterlerimizde olan satırlara. Bakın bizim tahtada da bir satırımız var. Aynen sizin defterlerinizde olan satır gibi. O satırı kullanıyoruz yazmak için. O iki çizginin arasına, soldan sağa doğru. Şimdi ben kendi satırıma gidiyorum. Ne yapacağım? Önce büyük A'yı yapacağım. Büyük A'yı yaparken size genel bir bilgi daha. Her zaman unutmayın, harflerin büyüğünü yazarken satırın tamamını kullanacaksınız. Yani satırın üst çizgisinden alt çizgisine kadar tüm aralığı kullanacaksınız. Hadi bu söylediğim şekilde A'yı nasıl yazıyorum ona bakın. A için demin şeklini gördüğünüz gibi düşünün. Üst çizgiden alt çizgiye doğru biraz yamuk bir eğik bir çizgi. İlk başladığım noktadan bir ikinci çizgi. Arayı da bağlıyorum. Oldu büyük A. Şimdi küçük A'yı yapacağım. Küçük harfleri yaparken ne yapacağız? Küçük harfler ismi üstünde. Bundan daha küçük olacak. Ama ne kadar küçük olduğunu nasıl ayarlayacağız? Sanki satırımızın ortasından görünmez bir çizgi geçiyormuş gibi düşünüp o çizgiden itibaren geriye kalan altını
burasını kullanacağız. Ne yapacağız? O yarayı gözümüzü getirdik, yuvarlağımızı çizdik, yanına da bir kısa çizgiyi çizdik. Ne oldu? Küçük A oldu. Evet, şimdi eğer soru yoksa defterlerinizi açın. Bir büyük, bir satır büyük A, bir satır küçük A siz yazın. Siz de lütfen evde defterlerinize ya da bugün tedarik edemediyseniz bir kağıda bir satır büyük A, bir satır da küçük A yazın. Ama nasıl yazın? Bir taraftan da sesini verin, olur mu? Neydi sesi? A idi. Ben yanınızda dolaşacağım. Sorusu olan varsa, kalemle ilgili problemi olan varsa lütfen söylesin. Ben dolaşarak yardım edeceğim. A. A harfi. A. A harfi. Neymiş bu harfin adı? A. Sesi neymiş? A. Sesi de A'ymış. Evet. Aşağı yukarı herkes bitirdi. Var mı bitirmeyen daha? Yavaş yavaş devam edelim mi? Herkes bitirdi gibi. Tamam. Şimdi bu A harfinin, yani A sesinin içinde geçtiği kelimeler bulalım. A sesi geçecek içinde. Ama A sesi şöyle geçebilir. Bazen kelimenin başında geçer. Örneğin at derken olduğu gibi. Bazen A sesini kelimenin sonunda duyarız. Örneğin oyada olduğu gibi. Ama bazen de kulağımıza ortada gelir. Örneğin nerede? Mesela size bir örnek, fare dediğimizde A sesini ortada duyuyoruz. Değil mi? Şimdi aynen benim bu söylediğim gibi size sesleri başta, ortada, sonda duyduğumuz kelimeler türetelim. Hadi en önce başta duyduğumuz kelimeler, yani A sesini at örneğinde olduğu gibi başta duyduğumuz kelimeler. Askı. 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 Peki. Başka? Yani. Ay. 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 Çok güzel bir örnek. Aklınıza başka? Az. 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 Evet, çok değil, az derkenki gibi. Aç. Emine Hanım? Aç. Aç geldi Emine Hanım'ın da aklına. Peki, şimdi burada çok net başta duyuyoruz. Gelin şimdi bu A sesini ortada duyalım. Hani benim o fare derkenki gibi. Pas. Fadime Hanım? Pas. Pas. Çok güzel bir örnek. Kas. Kas. O da güzel bir örnek. Başka? Öbür Fadime Hanım'ımızın aklına bir şey gelmişti. Kan. Çiçek Hanım'ın aklına kan geldi. Peki. Yan. Yan geldi. Peki. Fadime Hanım da yanı buldu. Şimdi nerede arayalım? Başta aradık. Ortada da bulduk. Şimdi bu A sesi sonda çıksın. Fadime Hanım, bu sefer sizden başlayalım. Kira. Olabilir tabii. Aytaç'tan başta oluyor. Orada başta oldu. Ne güzel bak. Hem buldun hem de yerinin yanlış olduğunda buldun. Süpersin. Evet. Lira. Lira da nerede? Ortada. Sonda. Çok güzel. Peki. Ankara'da. Nerede duyuyorsunuz? Başta. Süpersiniz. Başta, ortada, sonda. 3 tane A sesi var. Demek ki yazarken de 3 tane A harfi yazacağız. Değil mi? Askı. Askı. Hırka. Hırka. Şal. Şal. Askı.
hırka, şal. Şimdi A harfiyle ilgili böyle bir çalışma yaptıktan sonra bugün size öğreteceğim ikinci harfe geçelim. Bu ikinci harfin adı ne? Harfin adı ne? Ne harfinin A harfine göre bir farkı var. İleride de bunu söyleyeceğim ama sesinde bile bir farkı var. A harfini hatırlarsanız A'nın adı da A'ydı, çıkarttığı ses de A'ydı. Ama N harfinin adı N ama çıkarttığı ses aynen. Bir kere Fintos Hanım'dan alalım. Aynen böyle. Dikkat ederseniz adıyla çıkarttığı ses farklı. Bir fark daha var. A'yı nasıl çıkartıyorduk? A'nın sesini çıkartırken zorlanıyor muydunuz? Değil mi? Böyle uzun uzun ciğerinizin yettiği kadar çıkarabilirsiniz. Ama bu N harfinin sesi da nasıl? O daha zor değil mi? Yani deyip kalıyorsun. O kadar da uzatamıyorsun. Evet. Bu harfin adı neymiş? Sesi neymiş? Hmm'mış. Peki bu harfi nasıl yazıyormuşuz bakalım şimdi. İlk önce hangisiyle başlayacağız? Büyüyle başlayacağız. Yazarken nasıl yazacağız? Soldan sağa doğru yazacağız. Peki büyük harf yazdığımız için satırın hepsini mi kullanacağız, yarısını mı? Hepsini kullanacağız çünkü büyük harf yazıyoruz. Önce üst çizgiden alt çizgiye doğru düz bir çizgi çizdim. Yanına bir tane daha çizdim. İlk çizdiğimin başıyla ikinci çizdiğimin sonunu birleştirdim. İsterseniz önce dinleyin. Ben anlatayım sonra yazın, olur mu Sultan Hanım? Hadi öyle yapın. Ben anlatayım tam. Benim anlatmam bitsin ki tam anlayın, tamam? Şimdi küçük harf yazacağım. Demek ki küçük harf yazacağıma göre satırın yarısını kullanacağım. Yarısında bir çizgi çizdim. Sonra da şöyle bir yuvarladım. Küçük neyi ben evde biz hanımlar şöyle elimizde fincanı yıkayıp da ters çeviriveririz ya. Ona benzer gibi gelir bana değil mi? Böyle bir fincanı ters çevirmişiz gibi. Aklınızda oradan kalsın. Hadi şimdi defterlerinizi açın. Şimdi göründüğü gibi, benim gösterdiğim gibi. Ama nasıl? Sesini vere vere. Neymiş sesi? Hmm'mış. Evet. Neymiş bir daha sesi? Evet, çok güzel. Burayı yazmıyorduk. Çizgiden, kırmızı çizgiden sonra başlıyoruz. Hiç önemli değil. Mühim olan öğrenmek. Çok güzel. Evet. Hızlı gidiyorsun, ne güzel. Evet Çiçek Hanım, bu da bir yöntem. Bir büyük, bir küçük, bir büyük, bir küçük. Tamam, o zaman iki satır yaz sen bize. Tamam. Evet. Hiç duymuyorum. Şimdi hep birlikte sesini bir kere veriyoruz. Hmm'mış. Evet. Ama nı değil. Tamam. N harfi. N harfi. Evet. Peki yazma bittiyse başlayalım mı A'da yaptığımız çalışmaya? Bu harfle de, bu sesle de örnekler bulalım. Nasıl örnekler bulalım? Nerede geçebilir? Başında geçebilir gene. Sonunda geçebilir. Ortasında geçebilir. Değil mi? Mesela bu aklıma gelen bu sesi başta duyduğumuz nal. Nal diye. Değil mi? Başta duyuyoruz. Hadi siz de düşünün bakalım şimdi. Nar. 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 Bir dakika. Nar değil mi? Nar. Nar. Not. Not. Başka? Başka
Nakış. Ne kadar güzel. Aynen. Çok güzel. Şimdi gelin sonda bulalım. Sonda. Bu sesi sonda duyduğumuz. Ne olabilir? Buyurun Fatıma Hanım. Un değil mi? Evde hepimiz unla. İlk akla gelen kelime olması çok normal. Odun Emine Hanım. Efendim? Koyun. Çok güzel. Evet. Peki, şimdi bir de ortada duyalım. Ortada. Ana derkenki gibi. Ana olabilir. Bir de? An. Pınar da güzel bir örnek. Bir dakika, bir geri dönmek istiyorum. Ben ana dedim ya, onun bir de bir ana deyişi vardır, bir de anne deyişi vardır. Bakın orada iki tane var ortada. Anne. Peki bir örnek daha. Pınar çok güzel bir örnekti. Başka? Bir tane daha istiyorum. Anten. O da çok güzel. Entari. Elbise demek değil mi entari? Evet. Nar. Limon. Ananas. Nar. Limon. Ananas. Şimdi demin size anlatırken hani dedim ya harflerin dedim A'nın adı da A, sesi de A ve de kolay çıkıyor dedim bir de. N harfinin adı N ama sesi kolay çıkmıyor. Üstelik çıkarttığı ses de adıyla aynı değil dedim. İşte bakın bizim alfabemizde 29 tane harf var. Ama alfabemizde iki çeşit harf var. Kimi harflerimiz sesli harfler, kimi harflerimiz sessiz harfler. İşte bugün öğrendiğimiz harflerden bir tanesi sesli ki o hangisi? A harfi, diğeri sessiz harf. O da N harfi. Sesli ve sessiz harfte ne dedik? Adı aynı sesli harfin, sesi de aynı. Sessiz harfte bu değişiyor. Adı aynen N harfinde olduğu gibi adı N ama çıkarttığı ses N değil. Bir şey daha var. N harfi sessiz olduğu için kendi başına okunamıyor. Sesli harfler, sessiz harfleri okutuyorlar. Anahtar görevi görüyorlar ve onların okumasına yarıyorlar, okunmasına yarıyorlar. Sesli harf, sessiz harf farkını ilerleyen zamanlarda gene yapacağız. Şimdi gelin bu demin öğrendiğimiz harflerle heceler yapmaya çalışalım. Yani bu öğrendiğimiz harfleri ve sesleri arda arda getirerek hece oluşturalım. Önce nasıl yapalım? Önce sesli harfi, yani A harfini başa koyalım, A sesini başa koyalım. Yanına da ondan sonra öğrendiğimiz N harfini koyalım, yani N sesini koyalım. Burada okumak için yapmanız gereken şey şu, önce ilk gördüğünüz harfin sesini vereceksiniz, o harfin sesini daha vermeyi kesmeden İkinci harfin sesini vermeye başlayacaksınız. An. Neymiş? An. Emine Hanım bir kere de tek duyalım. Anmış. Evet. Şimdi bu ikili bir hece. Yani iki sesten, iki harften oluşmuş bir hece. Aynen seslerde, harflerde olduğu gibi heceleri de kelimelerin içinde duyuyoruz değil mi? Harfler, sesler birleşiyor. Heceleri oluşturuyor. Heceler birleşip kelimeleri oluşturuyor. Şimdi gelin biz an hecesiyle duyduğumuz, bulabileceğimiz, aklınıza gelen kelimeler bulalım. İçinde an hecesi geçen kelime istiyorum sizden. Aklına gelen var mı? Ansızın. Evet. Antika. Antika. Antika ne demek? Antika ne? Eski eşyalar gibi. Evet. Peki
Şimdi gelin aynen bu heceyi oluşturduğumuz gibi bu sefer ters yapalım. Nasıl yapalım? Yani N harfini ve N sesini başa koyalım hecede de yanına A harfini yani A sesini koyalım. Aynen na okuduğunuz gibi. Nasıl okuyacağız? Önce N'nin sesi olan N vereceğiz. Sonra daha o N sesi bitmeden hemen A'yı atlıyoruz. Na. A. A. An. A. A. Na. Hadi gelin şimdi içinde na geçen kelimeler bulalım. Nabız gibi bana derken duyuyoruz. Ne geliyor aklınıza? Nane. Nane geliyor, çok güzel. Nakış. Nakış geliyor, çok güzel. Na olacak ama. Nurgül isim olması problem değil ama orada bak na yok. Nakış dedik, çok güzeldi. Başka? Arabalar hani böyle bap bap yapar. Onun adı ne? Nedir onun adı? Ne çalarlar? Horna. Horna. Bakın nasıl na var orada. Evet. Bir de benim aklıma geleni söylüyorum size. Boşanma davalarından sonra ne olur, ne verilir, ne bağlanır? Nafaka. Bak aynen orada da na var. Aynen. Peki şimdi bu seslerimizi yani A ve N'ı bir başka şekilde daha bağlayabiliriz, birleştirebiliriz. Demin ne dedim size? Sesli harfleri anlatırken sesli harfler yanına geldiği sessizleri okutur dedim. Anahtar görevi görür dedim. Burada başına koyduk, bunu okuttu. Burada sonra koyduk, gene N'yi okuttu. Ama biz seslileri sessizlerin arasına da koyabiliriz. Örneğin burada nasıl yapabiliriz? N harfini başa koyarız. Dolayısıyla N sesini en önce veririz. Araya bir tane A koyarız. Sonuna bir tane daha N sesi ekleriz. Na. Bu sefer ne yapacağız? Na. Na. Gene N'nin sesi N, A, N. Nan. Peki, nan hecesi içinde geçen aklınıza gelen kelime var mı? Mesela benim aklıma Kenan geldi. Nan geçecek. Canan olur. Can olmaz ama canan olur. Çünkü nan arıyoruz. Başka? İnan. Çok güzel. Sinan. Aynen. İsimlerden gittik değil mi? Sinan'da da aynen nan var. Na. Na. Nan. Evet, bugünkü dersimizin konuları bu kadardı. Ben şimdi size unutmayın diye, tekrar edebilin diye evde siz defterlerinize, siz de kendi defterlerinize bu yaptığımız A ve N harflerinin hem büyüğünü hem küçüğünü yarımşar sayfa sesini vere vere okuya okuya yazın. Olur mu? Olur. Tamam. Peki bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.